Alo dostum, selamlar. Ya seni internette buldum. Çok güzel çalışmaların var. Benim firmama da bir logo lazım. Senden iyi yapacak adam zaten bulamam. Estağfurullah. Elbette size baştan sona kurumsal tasarım hizmeti verebilirim. Süper. De senden bir ricam olacak. Bak, ben sürekli fuarlara, seminerlere giden bir adamım. Çevrem inanılmaz geniştir. Bana ilk sefer için ücretsiz yaparsan seni müşteriye boğarım. Yani başını işten kaldıramazsın. Yalnız ücretsiz çalışmıyorum efendim. Ben bu iş için uzun yıllar emek verdim ve kendimi geliştirdim. Ki bu işi üzerinden kazancımı sağlıyorum. O nedenle üzgünüm. Yahu ne emeği kardeşim ya. Ya açıp bilgisayarı oturuyorsunuz, akşama kadar fare sallıyorsunuz. Ya sizinki de iş dediğim bilek gücüdür, bilek. Ya bir de üstüne tonla para istiyorsunuz. Ayıp be. Ayıp mı? Ayıp olan o değil dostlar. Ayıp olan meslek sahibini küçümsemek. Meslekler arası kıyas yaparken birini yüceltirken diğerini değersizleştirmek. İhtiyaç duyduğun bir işin erbabına hakaret etmek ayıptır. Her meslekte olduğu gibi bu ve benzeri masa başı işlerde de emek, zaman ve bolca uğraş vardır. Evet, bazı işler bilek gücüyle yapılmaz. Ama bileğinin hakkını verir. Peki daha pratik bir yaklaşım yapalım. İşin özü şu. Hiçbir avukattan veya doktordan ücretsiz çalışmasını istediniz mi? Sizce yaparlar mı bunu? Peki tepkileri ne olur? Bir düşünün. Güzel insan, o zaman neden bir sanatçının veya tasarımcının ücret almadan çalışmasını bekliyorsun? İnsanların seninle çalışmak isteyebileceği kadar yetkin olmak çok fazla teknik bilgi ve çalışma gerektiriyor. Bir tasarımcının veya bu alandaki bir mesleğin işinde profesyonelleşmesi için yıllarca eğitim ve deneyim gerekiyor. Bu tarz bütün mesleklerde böyle. Bakın, burada bir şey çok açık. Çoğu müşteri bir tasarımcıyla çalışmak istediğinde işine değer veriyor. Evet, ama emeğine değecek bir meblağ ödemek istemiyor. Ama aldıkları hizmet ücretsiz olduğunda aslında kendilerinin değersizleştiğinin farkında değiller. Bu aslında tüm ürün ve hizmetler için geçerli. Bedava olursa değer düşer. Daha doğrusu bir kıymeti kalmaz. Bu nedenle ücretsiz istenen bütün işleri geri çevirin. Bunu mutlaka yapın. Çalışmanıza, emeğinize değer verilmeli ve saygı gösterilmelidir. Ücretsiz çalışmak isteyene çok basit bir kelimeyle karşılık vermeniz yeterli. Hayır. Bu konuyu harika bir kamera şakasıyla işlemiş olan bir YouTuber var. Bir sanatçı ücretsiz şeyler yaparsan ne olur başlıklı. Bu videodan küçük bir kesit göstereceğim şimdi size. Can I get a medium Big Mac meal with Coke Zero? I was actually wondering if I could have, if I have this one for free, next time I'll actually pay you for it. Yeah. I'm thinking long term. So like, If you provide the first one for free, then we can build a business relationship. Are you sure? Bakın, ben uzun vadeli düşünüyorum. Hani ilkinde bedava verirseniz daha sonrakilerde ben size işte ücret ödeyeceğim falan gibi bir muhabbet var burada. Bu uzun bir video. Bunun da videonun da hani adresini ben video açıklamasına ekleyeceğim. Muazzam bir örnek bu. Hatta bu videoda arkadaş birçok işletmeye giriyor ve aynı şekilde ücretsiz olarak ürün veya hizmet istiyor. Ve tabii ki tamamından olumsuz yanıt alıyor. Ne demişler? Bedava peynir fare kapanında olur. Ücretsiz veya normalin çok altında bir hizmet aldığınızda kârda olduğunuzu sanabilirsiniz. Ama aslında sadece aldığınız hizmet ucuzlamıyor veya bedava olmuyor. Yani sadece hizmet vereni zor duruma sokmuş, emeklerini görmezden gelmiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda sizin kendinize veya firmanıza verdiğiniz değer de azalıyor. Aslında işin özü tamamen bundan ibaret. Üzerinde bilgi birikim sahibi olmadığınız veya zamanınızı, enerjinizi günlerce harcamadığınız bir meslek veya hizmet hakkında küçümseyici olmak çok büyük bir yanlıştır. Ne demiş atalarımız? Çıraklığını yapmadığın işin ustalığını yapma.